karakter yaratmaktan biraz bahsedelim o zaman şimdi. En önemli şey bir karakter yaratırken birinci sırada o karakterin gerçekçi olması. Çünkü insanlar onlara sunulan ürün, bir film, bir kitap, bir tiyatro oyunu, bir şarkı, her neyse bunun içinde gerçek bir yaşanmışlık arıyorlar. Dünyada zaten anlattığınız şeylerin dönüyor olması ya da sizin yarattığınız o karakterin gerçek bir grup insanı, bir profili temsil ediyor olması onlar için yeterli değil. O karakterin gerçek olduğuna inanmak, o karakterin gerçek olduğunu düşünmek istiyorlar. Yalan bir dünya, evet, ama yine de gerçeklik aranıyor. Bu çok enteresan bir şey bence. Onun film olduğunu unutmak istiyoruz izlerken. O yüzden gerçekçi karakterler yaratmanız çok ama çok önemli. Gerçeklik hissi yaratabilmenizin en ince yolu da detaylar vermekten geçiyor. Hepimizin konuşma biçiminde, tercih ettiği üslubunda, bir günü yaşayış biçiminde, üzüntüsünü, mutluluğunu, sevgisini, nefretini paylaşış biçiminde mükemmel bir çeşitlilik var. Hiç kimse birbiriyle aynı değil. Bambaşka insanlarız, hepimiz bambaşka karakterleriz. Hem biraz hepimiz birbirimiz gibiyiz, hem inanılmaz büyük farklılıklarımız var. Ve bu farklılıkları ortaya koyan, gösteren şey detaylar. Dolayısıyla iyi bir karakter yaratmanın en önemli kurallarından bir diğeri olan özgünlüğü de yakalayabilmek için gerçeklikle birlikte olabildiğince detay vermeniz gerekiyor yarattığınız karakterlerle ilgili. Şöyle düşünün, bu gerçekçi olmak adına olabildiğince fazla detay verme zorunluluğunu aklınıza şu şekilde tutabilirsiniz. Farz edin ki yalan söylüyorsunuz. O yalanın gerçekmiş gibi düşünülebilmesi için bir dizi detay sıralarsınız. Sinemayla ilgileniyorsanız, kitap yazıyorsanız, bir oyun yazıyorsanız, bir şarkı besteliyorsanız, evet, içinizden bir şeyler mutlaka var ama bunu karşı tarafa gerçekçi bir şekilde aktarabilmek için yalan söylemek zorundasınız. Yalan söylüyoruz. Hatta dünya üzerindeki en iyi yalancılar biziz, öyle söyleyeyim. Bu bizlerin saygın insanlar olmadığı anlamına gelmiyor. Yaptığımız işin saygın bir iş olmadığı anlamına gelmiyor. Biz yalan söylemek zorundayız. Çünkü dünya üzerinde gerçekte gördüğünüz, deneyimlediğiniz hiçbir şey ne yazık ki o filmde gördüğünüz kadar, o kitapta okuduğunuz kadar, o şarkıda dinlediğiniz kadar etkilemiyor sizi. Öyle bakmıyorsunuz. Bizler, yani duygular üzerine, hisler üzerine hikayeler kuran, bu hikayeleri anlatan kurmaca öykülerle gerçekte göremediğiniz şeyleri size farklı bakış açılarıyla göstermeye çalışan insanlar, gerçeği farklı görebilen insanlar, gerçeğe farklı bakabilen, gerçeği büyük bir hayranlıkla izleyen ve elinden geldiğince o gerçeği anlamaya çalışan insanlarız aslında. O gerçeği çok iyi anladığımız için, o gerçeği bakış açımız her ne olursa olsun tarafsız bir şekilde gözlemleyebildiğimiz için zaten sizlere bu çeşitlilikte hikayeler yaratabiliyoruz. Sizler gibi bakmadığımız için gerçekteki o olay bize çok değerli geliyor ve bunun üzerine bir şeyler yapıp sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve siz gerçekte milyonlarca örneği olan bir şeyden bugüne kadar hiç etkilenmemiş ya da hiç o açıdan bakmamışken size gösterilen o kurmaca dünyadan öyle etkileniyorsunuz ki o an, o ekranda gördüğünüz, o sayfalarda okuduğunuz, o melodide dinlediğiniz size kasten geçirilebilmek için, anlatılabilmek için türlü numaralarla kurgulanan o duyguyu gerçekte asla alamadığınız kadar iyi alıyorsunuz, iyi hissedebiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vereceğim şimdi size. Gönül Yarası'nda Meltem Cumbul'un canlandırdığı Dünya isimli karakter aslında bizim etrafımızda, yani gerçek hayatta zaten var olduğunu bildiğimiz, acısını paylaştığımız, hatta ne kadar zor şartlarda bir hayat mücadelesi verdiğine yürekten inandığımız bir grup kadını temsil ediyor. Yani çoğu insan gerçekten o insanların varlığını benim kabul ettiğim gibi, Yavuz Turgul'un kabul ettiği gibi ya da bu açıdan bakabilen insanların kabul ettiği gibi kabul etmiyorlar. Gönül Yarası 2004 yapımı bir film. Ne zaman televizyonda verilmişti ilk defa hatırlamıyorum ama o filmi televizyonda ilk izlediğimizde evde annem ve 3 arkadaşıyla birlikte izliyorduk. Apartmanımızdan komşulardı annemin bu arkadaşları. Ve dünyanın kızıyla tek başına hayata tutunmaya çalışırken yaşadığı o drama, emekli öğretmen Nazım'ın yaşadığı, kendi içinde yaşadığı o hislere, dünyanın küçük kızına, dünyanın kocasına, Nazım'ın kızına, hepsine ayrı ayrı üzülmüşlerdi. O hayatı yaşayan insanları, gördükleri o biçim onları çok etkilemişti. Sürekli ağladılar. Ama bakın, bizimle aynı sokakta oturan, dünyadan
çok bir fark olduğunu düşünmediğim hikayesi ve geçmişi bakımından bir kadın vardı. O da kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadındı. Ve bizlerin çocukken o kadının çocuğuyla oynamamıza dahi izin verilmezdi. Şimdi böyle bir mahalle baskısını düşünün. Bu baskının kadınlar tarafından yaratıldığını hayal edin. Bu kadınların o kadını o mahalleden gönderebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını düşünün. Sonra o görmeye tahammül edemedikleri, çocuğunu çocuklarından olabildiğince uzak tutmaya çalıştıkları o kadının yaşadığı hayatı temsil eden bir film figürüne, karaktere üzülüp ağladıklarını düşünün. Gerçekte olana bir filmde izlerkenki kadar açmadığınız için kendinizi, duygularınızı, algılarınızı ne yazık ki bizler yalan söylemek zorundayız. Bu müthiş bir görev bence bizler için ama gerçekte olanın dışında hayali şeyler yaratıp bunlarla sizi etkilediğimiz yani yalan söylediğimiz gerçeğini bu değiştirmiyor. Gülse Birsel'in son filmi aile arasında da aslında çok birbirine yakın derdi olan bir film. Gönül yarasının derdi neyse aile arasında derdi o. O kadınların hayat mücadelelerine farklı bir gözle bakabilmemizi sağlamak. Biri mizahı seçmiş, biri dramı seçmiş. Metallica'nın Turn Page klibini düşünün mesela. O da aynı dertle yapılmış bir klipti. O kadının küçük kızıyla verdiği mücadeleyi çok sert ve çok çarpıcı bir biçimde klibinde göstermişti Metallica'da. Bu bir müzik klibi olabilir, bu bir film olabilir, bu bir roman olabilir. Fark etmez. Gerçekçi yapmak zorundasınız. Her neyse karşı tarafa anlattığınız şey, onu olabildiğince gerçekçi kılabilmek için de olabildiğince detay vermek zorundasınız. İkinci olmazsa olmazı da bir karakter yaratımının olabildiğince erken hoşlanılabilen karakterler yaratmanız gerekiyor. Burada da tabii şöyle bir ayrım var. Hani o özellikle Tretman'da ve Sinopsis'te bahsettiğim hikaye anlatımının aşamaları vardı ya, serim aşamasında karakterlerimizi yavaş yavaş tanıtmaya başlıyorduk. Ve bir senaryonun başlangıcındaki ilk birkaç dakikada anahtar karakterleri olabildiğince erkenden hemen tanıtmamız gerekiyordu. Genelde bu tanıtma aşamasında yani serim aşamasında hemen çok acele bir şekilde o karakterin sevilebilecek ne kadar yanı varsa pat 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 veriyoruz. Bu doğru değil. O kadar fazla sevilecek şeyini bir anda görmek bir insanın itici geliyor. Hoşlantı yaratabilmenin, daha doğrusu itici gelmemenin en büyük kuralı zamanla tanımakta. Gerçekte düşünün, gerçek hayatınızdan bakın şöyle olaya. Birisi sizin karşınıza gelse, gerçekten mükemmel ve kusursuz bir insan olsa ve daha karşınıza oturduğu ilk andan itibaren kusursuzluğuna, mükemmelliğine, iyiliğine dair her şeyi bir anda size gösterse, birincisi gerçekçi gelmez, ikincisi net itici gelir yani. Dünyanın en iyi, en güzel insanı bile olsa itici bulacaksınız onu. Bir anda her şeyi gördüğünüz için. Ya da kötü birini düşünelim. Bir anda içindeki kötülüğün tamamını çat diye karşınıza dökmeye başladı. O kadar kötü ki anında itici geldi, anında nefret ettiniz. Bu insanlar kalıcı olamaz sizler için. Kalıcı olanlar güzelliğini zamanla gördüğünüz, kötülüğünü zamanla fark ettiğiniz, gitgide daha da iyileşen, gitgide daha da kötüleşen insanlar. Bunların işte üzerinizdeki, duygularınızdaki etkisi inanılmaz kalıcıdır. Karakterler de böyle. Onların da iyiliğini zamanla göstermeli, zamanla daha da iyi kılmalısınız, kötülüğünü de zamanla daha kötü, daha kötü göstermelisiniz. Tabii ki de eğer unutulmaz karakterler yaratmak istiyorsanız. Üçüncü olmazsa olmazımız özgün karakterler yaratmak. Bu aslında gerçekçi karakterler yaratırken de yararlandığımız bir disiplinden besleniyor özgün karakterler yaratmakta. Olabildiğince gerçek, olabildiğince gerçek dünyadaki o evrensel farklılıkların farkında olan hem biraz birileri gibi hem hiç kimse gibi. Bizim gibi yani. Gerçekte de düşünsenize kaç bin çeşit insanız. Bir sürü insan var etrafımızda çok iyi anlaştığımız. Hani ruh eşimiz diyeceğimiz insanlara sahibiz belki. Kafamız o kadar iyi uyuşuyor ki beni daha gözümden anlıyor dediğimiz insanlar var. Bu bazı şeylerin çok aynı olduğuna işaret eder o insanlarımızdaki. Ama aynı zamanda ne kadar farklıyız değil mi onlardan? Hem bir filmdeki karakter, bir başka filmdeki karakter gibi olmamalı, hem de o filmin içindeki karakterlerin tamamı birbirleri gibi olmamalılar. Karakterin içinde o özgünlüğü tutturmak çok önemli. Hele ki
En önemli şey diyaloglarında bunu tutturabilmek. Çünkü yazarların bence yaşadıkları en büyük sıkıntılardan bir tanesi, diyalog yazarların diyeyim. Çünkü her yazar aynı anda hem hikayeyi kuran, aynı anda hem karakteri yaratan, aynı anda hem karakteri konuşturan insan olmuyor. Bazen sadece karakterleri yazan başka bir yazar oluyor. Her zaman o karakterin onu diğer karakterlerden ayıran o karakter analizinden beslenerek diyaloglar yazması lazım. Yani bu karakter böyle konuşmaz diyorsa eğer izleyici ya da oyuncu ya da yönetmen, işte o zaman çok ciddi bir sıkıntı var. Yani çünkü diyaloglar analize göre yazılıyorlar. Hiçbir zaman yazılan diyaloğa göre o karakterin analizini değiştirmezsiniz, o karakterin yapısıyla oynamazsınız. Diyaloglar karakterin analizinden, önceden belirlenmiş o özelliklerinden beslenerek yazılırlar. Ve senaryolarda karakterlerin özgünlüğünü, benzersizliğini, aynı zamanda gerçekliğini, aynı zamanda çekiciliğini belirleyen en önemli kilit noktalardan bir tanesi o karakterin sözleri, diyalogları. Hem özgün bir karakter yaratacaksınız, hem gerçekçi bir karakter yaratacaksınız. Yani bir şey hem özgün hem gerçekçi olacaksa çok ciddi bir çalışmayı beraberinde getiriyor. Çünkü postmodern dediğimiz o karakterlerden beslenebilen filmler çok fazla yok yani. Eğer siz bir bilim kurgu, fantastik bir macera ya da fantastik bir aksiyon falan yazmıyorsanız o tarz böyle işte Joker gibi, Beetlejuice gibi ya da Maske gibi postmodern karakterlerden çok fazla yararlanamıyorsunuz hikayenizin içinde. Dolayısıyla sizin gerçeğe çok yakın, gerçekte aramızda dolanan, çok gerçekçi hissettiğimiz karakterler yaratırken özgün olmanız lazım bir de. Dördüncü olmazsa olmazımız çekici olması o karakterin. Bunu hep söyledim, her zaman da söyleyeceğim yeri geldikçe, fırsat buldukça. Bir film üretirken ne yazık ki o filmde yer alacak oyuncuların karizmasına ve çekiciliğine çok fazla güveniyoruz. Eğer o filmde yer alacak oyuncu özünde, yani kendi kişiliği gereği zaten insanlar tarafından çekiciliğiyle kabul görmüş, hayranlık uyandıran ve ne yaparsa yapsın ağzı açık izletecek bir kadın ya da erkekse, o zaman o insanın karakteri üzerine çok fazla düşünülmüyor gibi geliyor bana. Öyle karakterler yazın ki oynayan o insan parlasın, yıldızlaşsın. O insanın yıldızlığından, ışıltısından yararlanmak zorunda kalmasın o karakter. Kendi özünde zaten o ışıltıya sahip olsun. Ve kim oynarsa oynasın, en silik, hiç bilinmeyen, daha önce hiç görülmemiş bir insan dahi oynasa, büyütsün onu, yıldızlaştırsın, parlatsın. O insanın parladığı, kendini kanıtladığı o rol sizin yazdığınız karakterin rolü olsun. Bundan daha büyük bir tatmin olamaz bence bir yazar için. Beşinci olmazsa olmaz. Bir şey var ki o çok kilit ve kendinizi çok ciddi sorgulamanız gerekiyor bunu keşfedebilmek için. Karakter siz misiniz? Yani yazdığınız o karakter sizden ne kadar beslendi? Ya da o karakterler sizden ne kadar beslendi? Bu benim en çok düştüğüm hatalardan biri. En çok mücadele ettiğim hatalarımdan biri hatta. Çünkü bir bakıyorum karakter benim gibi konuşuyor, benim gibi davranıyor. O durumda ben ne yapacaksam onu yapıyor. Yani bunu bir karakter için yapabilirsiniz, evet. Yani hayatınızın bir döneminde yarattığınız bir karakter siz olabilir. Sizin gibi davranan, sizin gibi konuşan, sizin gibi görünen, hayata sizin gibi bakan, sizle aynı idealleri paylaşan bir karakter yaratabilirsiniz. Ama bunu yalnızca bir kere yapabilirsiniz. Çünkü bunu sürekli yapar ve sürekli o karakter yaratımında kendi içinizden yararlanır, kendi içinizden beslenirseniz bir zaman sonra karakterlerinizin birçoğu sizin gibi konuşmaya başlayacak. Dolayısıyla karakterlerinizin birçoğu birbirine benzeyecek ve dolayısıyla karakterleriniz gerçekliği yakalamış olsalar bile özgünlüğü yakalayamadıkları için yine gerçek gelmeyecekler. Bir yerden esinlenmiş, birine benzer, biri gibi konuşan insanlar olacaklar yarattığınız karakterler. O yüzden önce bir karakter yaratın, sonra bu karakterin o hikaye içinde yaşadığı dönüşümü, o hikaye içinde başına gelen olaylara karşı verdiği reaksiyonları, aldığı kararları, yaptığı tercihleri haklı çıkarır, inanılır kılar bir biçimde onları analiz edin. Ki oyuncunuz, yönetmeniniz, yapımcınız karakterin o hikaye içinde başına gelen her şeyle ilgili ikna olsun. Kabul etsinler, her şey onlara son derece mantıklı görünsün. Analizin önemi bu.
Ve lütfen ama lütfen karakter yaratımını bitirdikten sonra özellikle analizini yaparken en ince ayrıntısına kadar o karaktere dair her şeyi gözden son kez geçiriyorken hazır daha henüz bunu kimse görmemiş ve siz sizeyken yarattığınız karakterle şunu mutlaka sorun. Karakter siz misiniz? Hepimize bol şans.